Selam arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber mobil PUBG solo olarak oynamaya devam ediyorum. Arkadaşlar küçük bir bilgilendirme geçeceğim. Oyun bende bundan önce gerçekten çok kasıyordu. Neden kasıyordu falan filan diye bir araştırma yaptım. Ve arkadaşlar oyun içerisindeki grafikler bölümünde şurası çok önemli. Ben burada orta düzeyi seçmişim, o yüzden kasıyormuş. Orta düzeyi seçtiğimde ne oluyor? FPS'mi 15-20'lerde falan sabitlemiş oluyorum. Burası FPS sabitleme veya sınırsız bırakma yeri. Aşırı yaptıktan sonra oyunda gerçekten bayağı iyi bir görsellik ve FPS değeri almaya başladım. Bu arada hem Tencent'in ayarlarından hem onu da göstereyim. F11'e bastığım zaman şuradan arkadaşlar ayarlar kısmında bakın ayarlarımı göstereyim. Motor kısmında burada 1920x1080 8 çekirdekli olduğu için işlemcim 8 çekirdek verdim ve hafıza 4 GB. Ultra'da. Oyun kısmında ise yine Ultra'da ve her şey Ultra'da. Yani aklınıza gelebilecek her şeyi en sona çektim. Hem Tencent Game'de hem de oyun içerisinden şu an full ekran oynuyoruz efendim. Ve gördüğünüz gibi ya görüntü kalitesi gerçekten çok iyi oldu. Hani ben bu kadar iyi olacağını beklemiyordum. Mobil PUBG falan filan diyordum ama baya baya güzel oldu yani görüntü kalitesi. Meğersem ben kendim yaptığım kötü ayarlardan dolayı öyle sıkıntılı bir FPS almışım. Şöyle bir çevreye bakacak olursak Sanok haritasındayız. Yeni harita biliyorsunuz. Mobile sonradan geliyor tabii bu içerikler vesaire. Gayet güzel olmuş. Ben bu Tencent Game'e gerçekten bayıldım arkadaşlar. Neden bayıldığımı söyleyeceğim şimdi. Bir atlayacağım yere bir bakayım. Evet, uçaktayız. Alo, Arap. Evet kardeşim. Ya, seni Arap. Bir susturayım ben. He, Arap, Arap. Arap. Ya, Arap. Suriyelilere burada da denk geliyor. Arap. Ya git çekil buradan. Nereye atlayalım? Bootcamp atlayalım. Bootcamp atlamaya karar verdim. Bootcamp'e temizlik yapalım. Hadi gidelim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. Bu Tencent Game biliyorsunuz mobil PUBG'yi yapan firma. PC'de bunu Bluehole yaptı. Telefon için Tencent yaptı. İkisinin ortaklığı var bildiğim kadarıyla. Arkadaşlar yani bu kadar güzel yapılır. Gerçekten bu kadar güzel yapılır. PC'den çok daha iyi çalışıyor. Hemen hemen. Yani güzel çalışıyor gerçekten oyun. Mobil PUBG bence 10 numara olmuş. Şimdi bu Tencent Games'in yaptığı bir diğer oyun ise dinamikleri yine aynı bunun gibi olan, buna benzeyen, oynanışı son derece kolaylaştıran, güzelleştiren bir oyun var. Biliyorsunuz o da Ring of Elysium. Ring of Elysium Tencent Game tarafından üretiliyor, geliştiriliyor arkadaşlar. O yüzden benim çok sevdiğim bir oyun oldu Ring of Elysium. Gerçekten çok keyifli oynaması. PUBG tamam daha böyle detaylı falan okey ama yani keyif verme açısından hakikaten bu da Ring of Elysium'da çok 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 keyifli bir oyun. O yüzden kendilerini ben tebrik ediyorum abi. Son derece güzel bir iş başarıyor bence. Bu arada 2 numarayı hemen UMP'yi çekeceğim. Şunu da almak istiyorum. Oh! Mermileri alalım. Şunu 1 numaraya çekelim. Çatışma başlamış. Ben de geliyorum arkadaşlar. Lütfen beni de bekleyin. Bensiz olmaz. Bootcamp'i ben temizleyeceğim. Kimse kimseyi öldürmesin. Bir AR arıyorum da AR bulamadık. Şunu al. Şunu da al abi. Bu neymiş? AUK. AUK diyorum. QBZ. Gel paşam. Şimdi ihtiyacım olmayan şeyleri bir sallayalım. 6x dürbün takmışız bu arada. Yani bir sprey atmaya kalksam bir anda 6x gelecekti elime. Hiç beklemiyor olacaktım onu. Otomatik almasının tabi dezavantajlarından bir tanesi de bu. Otomatik al diyorsunuz okey ama her şeyi alıyor bu seferde. Şimdi etrafta adam göremiyorum abi. Şuradan çıkalım. Bu arada bir saniye. Şurada neler varmış? Orada red dot falan filan bir şeyler var arkadaşlar. Ben oraya bir gideyim. M24 mü? What? Evet adamı da gördüm. Heh 6x'imiz var. Tamam.
Burada bir delikanlı var herhalde. Evet, biri gitti. Bu yakın olandı sanırım. Şunu ver paşam. Bunu at. Bunu değil. Şunu atıyoruz. Bunu da hadi buna takalım şimdilik. Okey. Biraz yede 5-56'sı var mı diye baktım. 5-56 göremedim. Şuradan bir yerden toplarız artık. Ya oyun acayip akıyor abi. Son derece akıcı. Son derece güzel. Süper olmuş. Süper. Bu arada şunu alacağım. Silahın sekmemesi açısından o aldığım gayet iyi bu arada. Yarım kabza benim hoşuma giden bir kabza. Şöyle bir bakalım efendim. Burada ben adam, az önce adam gördüm. Vallahi arkadaşlar ben bu ayarları yaptıktan sonra oyundan çok 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 başka daha fazla keyif almaya başladım. Ne yalan söyleyeyim, böyle süper oldu bu oyun. Seya. Sanırım şurada abi. Tam benim üstümde herhalde. Nerede lan bu? Neredesin lan? Gördüm. Bir daha gitti. Bootcamp temizliğine hepiniz hoş geldiniz efendim. Başka biri daha var. Burada iki kişi var. Bir daha gitti. Gördüğünüz gibi nasıl fokus atıyorum oyuna ha. Temizleyecek efendim. Buralar pislik içinde. Biz ne yapacağız? Temizleyecek. Sanırım burada da adam var. Gördüm. Okey. Biri daha gitti. Yalnız bu adam nasıl o kadar hasar çıkarttı chat? Daha doğrusu YouTube. YouTube. Bir anda o hasar nasıl çıktı ya? Gerçekten çok hasar çıkarttı. Hiç beklemiyordum bunu. Zırhın yarısını almış. Yani kalkıp bir anda taradı ve o hasar çıktı. Çok ilginç. Peki. Sanırım burayı bitirdik öyle değil mi? Bootcamp temizliği dedik ve temizledik. Burada seviye 3 çanta var sanırım. Hop. Nice. Gidip bir güzel... Kendisinden eşyalarımızı alalım. İhtiyacımız olan bütün her şeyi toplayalım efendim. Derken, hello. Bye bye. Boot camp bizimdir. Bizim kalacak. Buraya da çok adam atlıyormuş be. Ha, temiz.
Temiz zırhımızı da aldık. Mis. Oh. Oh 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 oh. Evet arkadaşlar. Bootcamp'e döndük. Çok da iyi oldu. Çok da güzel oldu şimdi. Yukarı çıkalım. Aslında artık bu dakikadan sonra drop oynayabilirim. Drop oynayabilirim. Pardon. Ve öyle yapacağım. Direkt drop'a gidiyorum derken hello. Adam mı var? Şurada sanki adam gördüm arkadaşlar. Emin değilim. Evet. Burada adam var. Bu arada low ground'dayım. Çıkmam lazım. Burada. Sea. Oha çok yüksek. Altix'in şeyi çok yüksek. Onu çözmem lazım. Onu nerede çözeceğiz? Tabii ki şurada çözeceğiz arkadaşlar. Hassasiyet. Altix'in durumu ne abi böyle? Heh. Biri daha gitti. Şuradaki herifi indireyim dedim de o kadar fazlaydı ki. Ne oluyor lan? Oo, ver abi şunu. Arkadaşlar, topuk. Üstümüze bomba düşmesini istemiyoruz. O yüzden topukluyoruz abi. Etrafa da dikkat ediyoruz. Yağmurdan kaçarken doluya tutulmayalım. Değil mi? Şimdi ne tarafa doğru? Bu tarafa doğru gitmemiz gerekiyormuş zaten. Şimdi şunu bir sil abi. Heh, haritada gösterip durmasın bize. Minimap'te yani. Şimdi M24'ümüz var. Bir seviye 3 kaskım eksik. Mis. Onu da bulursak tertemiz olacak arkadaşlar. Kaç tane? 4 tane kitim var. Ver abi ver. Ver yetmez ver. Ver. Ver paşam ver. Yukarıda da bu arada yine çatışma sesi geldi bana. Bu arada next circle belirlenmiş. Hemen köprüden geçip yerimizi alalım. Normalde PC'de oynasam şu köprüyü kullanmam. Sudan geçerim. Mobil PUBG'd. Ne bileyim. Şu an çok şey yapmadım sanırım. Hardcore görmedim. Umarım biri indirmez bizi burada. Böyle bitmez video. Adamı gördük. O neydi ya? Canım benim ya. Burayı yazıp lootlamış. Hello. Bu arada bir de çok düşük oldu arkadaşlar. Biri de tavsiye etmiyorum. Az önce götürene kadar canım çıktı. Vallahi az önce mouse'u götüreceğim diye canım çıktı. Bir de ya bir kadar da düşük değil olmaması gerekiyor. 3'e falan yükselteceğim. 6x'i. Bakalım nasıl olacak o zaman. Çok da şurada şöyle kalmak istemiyorum şu an. Açıktayım çünkü. Bootcamp'i güzel güzel temizlemişiz. Bok yoluna gitmeyelim. Şu tepeye bir çıkalım bakalım.
Şurada hemen hassasiyet kısmından 6x'imizi 4 yapalım bakalım. Bir de böyle görelim. Evet, 4 10 numara oldu. Yılan. Şu arkadan birisi gelecek. Ben kapışırken, daha doğrusu ben kaçarken buraya doğru arkamdan bir adam gördüm. Let's go. Evet, 4x olmuş ya. 4x olmuş arkadaşlar. 9 tane kilimiz var. Hadi bakalım. Emülatörden oynamak kolay. Şimdi onu da söylemek lazım. Emülatörden oynamak gerçekten kolay. Ama yapacak bir şey yok abi. Adamlar emülatör versiyonunu yapmışlar yani. Bu bizim değil. PUBG'nin, Tencent Game'in yapmış olduğu bir sorun. Eğer sorunsa eğer, ki bence sorun. Yani mobil PUBG yapıp bunu bilgisayarda oynatıyorsun. Ha, şöyle de bir şey var. Bunu bu adamlar yapmasa sonuçta diğer emülatör şirketleri yapıp yine aynı şekilde bu oyunu oynattıracaklardı. Öyle bakarsak eğer, PUBG demiş ki herhalde, kardeşim bunu zaten bütün herkes yapıyor. Ben en azından kendi emülatörümde tutayım bunları. Böyle bir grup olacak. Bilgisayarda oynamak isteyecekler ve oynayacaklar. Kendi emülatörümde bir araya getireyim, toplayayım demiş olabilir. Çünkü dediğim gibi arkadaşlar, millet çatır çatır oynuyor abi emülatörde. Ne bak? Ne yapalım yani? Oynamayak mı? Ben oynamasam diğer oynayacak. Ben mobilde oynayacağım. Herif gelip ağzıma vuracak. Hiç olur mu? Arkadaşlar. Adamı gördüm. Enemy spotted. Bam. Goodbye. Mission complete. Let's go. Gördüğünüz gibi kendi başıma bir bilgisayar oyunu gibiyim yani. Kendi kendime konuşuyorum. Kendi kendime görev veriyorum falan. Biz de böyle bir manyağız arkadaşlar. Şöyle etrafa bakmaya devam edelim. Benim gibi emülatörde oynayan da çok fazla gerçekten. Ben geçen gün mesela bir mobilden gireyim dedim. Oynadım mobilden birkaç tur attım. Abi yani anında yok oluyorum. Anladım ki arkadaşlarımız da benim şu anda oynadığım gibi emülatör üzerinden oynuyorlar. Gerçekten buna yapacak bir şey yok. Kar 98'i falan varmış, görüyor musunuz? Bu arada son 7 kişi. Şöyle bir etrafa bakalım. Oyunumda bot kalmadı arkadaşlar. Artık bot vermiyor bana. Böyle bir durum var. Öldürdüğüm adamların her biri gerçek oyuncu. Bot mod yok acı. Bak çok net söylüyorum size. Şu an bildiğiniz PC deneyimi yaşıyorum. Yani mobil PUBG değil, PC. Bu nedir abi? Bak şu açıdan da aslında düşünerek yapmış olabilirler bu oyunu. Yani bilgisayar sistemi yetmeyen, PUBG oynamak için sistem toplayamayan ve biliyorsunuz fiyatlar çok uçuk. Sistem toplayamayan insanlar için biçilmiş kaftan. Yani o kadar güzel ki. Gerçekten biçilmiş kaftan. Buradan bu konuda kendilerini tebrik ediyorum abi, yalan yok. Böyle eğer bakarsak duruma, süper bir iş çıkartmışlar. Şu görüntü kalitesine falan bakar mısınız abi? Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun orada? En para hesap özeti geldi. Evet. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun sen? Yılana bak, yılana. Yılan. Bizim gözler kartal oğlum, sen yılansan biz de kartalız. Tepeden çökeriz böyle adama. Ya alma kardeş, bunu istemiyorum almanı. Neden alıyor acaba?
Şey için herhalde, QBZ'ye takmak için oluyor. Oyun kendisi. Evet, gördüm adamı. Hello. Bu arada herkeste kar 98 olabiliyor abi. Umarım bu adam çıkartıp kafamıza kar 98'de vurmaz. Herif bu arada orada. Gördüm. Ağacın arkasında. Şu an benim kendisini görmediğimi düşünebilir. Orada birinin düşmesi iyi oldu. Nereye gitti lan bu herif? Alanın dışından gelecek olmasın? Yok, gelmez herhalde. Şu ağaçlardan bir tanesinde arkadaşlar. Sağa doğru eğer dönmediyse şuralara falan. Oradaki ağaçlardan birinde. Okey. Millet yatıyor abi şu anda. Herkes yerini almış, yatıyor. İkinci circle karşıya geçmemize olanak sağlıyor. O yüzden köprüye doğru gidiyorum abi. Let's go. Çok açıkta kaldım şu anda. Ama denemekten başka çarem yok. Bu arada son 3 kişi kalmış oyunda. Eğer bana sıkana dönüp tek atabilirsem, ki millet yılanlıyor, öyle bir sıkıntı var. Tek atmam gerekiyor ki kurtulabileyim. Hemen önümde adam mı vardı? Bana mı öyle geldi şurada? Olabilir. Şuradan arkadan alacağım arkadaşlar. Çünkü bu içeride birisi olabilir diye düşünüyordum. Kimse çıkmadı. Bu arada son iki kişi herhalde. Biri şurada. Bir... Evet, gördüm adamı. Biri daha gitti. Bu adam şuraya falan bakıyordu ama bence adam burada değil. Şu tarafta bir yerde. Şurada. Yatıyor olabilir. Taşın arkasında bir yerde de olabilir. Bu herif çok pis bir şekilde yılanlıyor abi. Ulan anında yok etme beni bir yerde yatıp. Çıkışta kapışak. Şu bootcamp temizliğinden sonra buranın hakikaten win gelmesi gerekiyor chat. Hareket halinde olmaya çalışıyorum ki adam bana tek atamasın abi kafaya falan. Biliyorsun seviye 3 kaskım yok. Az önceki herife ben M24 ile vurdum. Herif düşmedi. Tekte. Ver arıyor oğlum. Burada. Hello. Let's go boys. Gerçekten çok çılgın bir görevin içinden çıktım. Bootcamp'e girdim ve orayı temizleyip geri çıktım 13 kill'le. Evet arkadaşlar, bu güzel muhteşem görüntüsüyle mobil PUBG'nin sonuna geldik. Sizler de eğer böyle bir görüntü elde etmek istiyorsanız oyunun başında gösterdiğim ayarları uygulayabilirsiniz eğer sisteminiz yeterliyse. Bunu yapmak için minimum sisteminizin 1060 olmasını gerektiğini de söylemem lazım. Ekran kartınız 1060 olmalı. Bir sonraki mobil PUBG videomuzda görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Bay bay.